Merhaba arkadaşlar, Salesforce soru cevap serimizin bu videosunda sizlerle ne tür bir eğitimi almanız gerektiği konusunu konuşacağız. Şimdi şu soru çok sıkça geliyor. Acaba bedava eğitim mi almalıyım, uygun fiyatlı eğitim mi almalıyım, 1500-2000 dolarlık bir bootcamp tarzı bir eğitim mi yapmalıyım? Salesforce kariyerine hazırlanma noktasında bana en faydalı olacak eğitim nedir? Bu videonun sonuna geldiğimizde siz bu anlamda hangi faktörleri değerlendirmelisiniz, nasıl bir süreç izlemelisiniz, nasıl karar almalısınız, size vereceğim tavsiyeleri bu anlamda duymuş olacaksınız. Şimdi her şeyden önce şöyle başlayalım arkadaşlar. Bu konu bana şu konuyu hatırlatıyor. Yani bildiğiniz üzere dünya üzerinde birçok farklı insan var. Herkes birbirinden farklı öğreniyor, farklı stratejilerle başarıya ulaşabiliyor. Bazımız mesela kendi motivasyonumuz ve kendi çalışmalarımızla beraber günlük spor yapıp hafta içinde 2-3 defa spor yapıp fit kalabiliyoruz. Başkaları bunu yapabilmek için düzenli olarak spor salonuna gidiyor. Yine spor salonunda bunu kendi başına yapamayıp sınıf eğitimi içerisinde yapabilenler var. İlla ki bir 10-15 kişilik bir grup arıyorlar. Başlarında bir hoca olsun, onu takip edelim istiyorlar. Bazıları da bunun da ötesinde birebir profesyonel eğitmen aracılığıyla fitness ve spor yapıyor. Bu şekilde başarılı olabiliyor. Şimdi bunların arasında herhangi bir yanlış yöntem var mı? Yok. Aslına bakarsanız bu tamamen kişiden kişiye farklılık gösteren bir alan. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Eğer siz herhangi birinden bedava bir eğitim alıyorsanız bu eğitim muhakkak sponsorlu bir eğitimdir. Yani bu eğitimin sponsorluğunu bir taraf yapıyordur muhakkak. Ya üçüncü bir parti yapıyordur, bunun üzerinde bir reklam vardır. Ya da eğitimi veren kişi kendi zamanını bu işe ücretsiz olarak sunarak sponsorluğunu kendi yapmaktadır. Dolayısıyla hayat üzerinde çok fazla bedava bir şey olduğuna bu anlamda çok inanmıyorum. Yine aynı şekilde yetkinlik ve yetkin kişinin zamanının eğitim olarak veya danışmanlık olarak değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kişilerin bunun için bir ücret talep etmesinde hiçbir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. Zaten böyle düşünüyor olsam eğitim ve danışmanlık yapmıyor olmam lazım. Çünkü ben bu işten şu an için maaş kazanan, para kazanan bir profesyonelim. Bu anlamda baktığınız zaman sunulan içeriğin ve buradan kazanımın ücretle uyumlu olduğu noktada bu bahsettiğimiz stratejilerin, sınıfların hepsinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani belli bir segmente, belli bir kesime muhakkak faydalılar bunlar. Bu soru çok geliyor. Deniyor ki ya işte şununla öğrenebilir miyim, bununla öğrenebilir miyim? Bunun cevabı tamamen size bağlı. Ben şöyle bir şey öneririm. Birincisi, bir kere Türkçe-İngilizce konusu var. Yani İngilizceniz olmadığı zaman veya zayıf olduğu zaman muhakkak Türkçe içeriklere yönelmeniz lazım. Burada benim videolarıma bakacaksınız. Benim gibi son 1,5 senede belki de benden ilham alıp Türkçe içerikler üretmeye başlayan arkadaşlar oldu. İnanılmaz mutlu oluyorum. Lütfen daha çok kişi Türkçe içerik üretsin. Buna çok ihtiyacımız var. Hepsini destekliyorum. Bunun ötesinde aynı şekilde Türkçe ücretsiz içerikler haricinde İngilizce ücretsiz içerikler var. Eğer İngilizceniz yeterliyse eninde sonunda muhakkak İngilizce içerikte tüketmeniz gerekecek. Belli bir oranda buralara yönelebilirsiniz. Onun ötesinde bildiğiniz üzere Udemy gibi online kurslar sunan, genelde maliyetleri Amerikan pazarına göre işte 10 dolar, 20 dolar civarında olan gayet makul maliyetli eğitimler var. Bunlar da pazardan pazara zaten alım gücüne göre fiyatını farklılaştırıyorlar. Yani Türkiye pazarına baktığınız zaman 10 dolar dediğimiz eğitim 10 dolar karşılığı maliyete size sunulmuyor. Bunları uygun bir fiyatla tüketebiliyorsunuz. Buralara bakabilirsiniz. Onun ötesinde yine bootcamp tarzı işte 6 haftalık, 2 aylık, 3 aylık farklı eğitimler sunanlar. Bunların arasında işte haftada 1-2 defa bir araya gelenler, işte haftanın her günü bir araya gelenler, farklı eğitim programları takip eden firmalar var. Bunlara da ulaşıp gidebilirsiniz. Ama benim burada önerim size şu olacak. Eğer doğal olarak daha düşük maliyetli bir ürünü
ve stratejiyi takip edebiliyorsanız onu takip etmenizde fayda var. Dolayısıyla önce bu daha uygun maliyetli eğitim programlarına bir bakın. Burada kendinizi motive edebiliyorsanız, buradaki içerikleri anlayabiliyorsanız, tüketip de yetkinliğinize yetkinlik katabiliyorsanız, bu Türkçe ya da İngilizce olabilir, video ortamında olabilir veyahut da Focus on Force gibi referans böyle yazı aynı zamanda sunum formatında olabilir. Bunu sunan, şimdi Salesforce ben başladı eğitimler sunmaya İngilizce olarak bakarsanız. İngiltere pazarından çıkma Francis Pindar diye bir arkadaşımız var. Onun Udemy'de eğitimleri var. Bunları takip edebilirsiniz. Burada tabii önemli bir parantez de açmak istiyorum. Eğer kadınsanız size sunulan çok avantajlı ve sizin segmentinize pozitif ayrımcılık anlamında, destek anlamında açılmış eğitim programları var. Bunların arasında Red Women, Ladies Be Architects gibi programlar var. Yine özel herhangi bir azınlık grubuna veya özel gruba aitseniz bununla ilgili ona uygun eğitim programlarının da ücretsiz veya sponsorlu olarak açıldığını görebilirsiniz. Yani bunların araştırmasını internet üzerinde yapın. Avrupa'da faaliyette şu anda mesela Refugee Force diye bir eğitim programı var. Yine Francis'in de desteklediği. O Refugee Force kapsamında da çeşitli göçmen kişilere eğitim programları ücretsiz olarak bildiğim kadarıyla sponsorlu olarak verilebiliyor. Bunları da araştırmanızda fayda var. Burada tabii önemli konulardan bir tanesi bu programlar sadece eğitim vermiyor birçoğu. Aynı zamanda size mentor, koç da veriyor. Ve size çalışma grupları sunuyor. Tabii bunları bu yapı içerisinde bulabilir ve ondan faydalanabilirseniz çok daha iyi, çok daha kolay. Ama bunu aslında kendi yapmanız da mümkün. Mesela kullanıcı grubunda, İstanbul'da, Türkiye'de eğer orada yerleşikseniz veyahut da yerleşik olduğunuz diğer bir şehirde çeşitli sizin aşamanızda size benzer kişileri bulup onlarla sanal ortamda, Zoom üzerinde farklı farklı bir video konferans sistemi üzerinde beraber çalışmalar yapmanız, ödevler bitirmeniz, birbirinize sorular sorup birbirinizin yetkinliğinden faydalanmanız ve toplu olarak bütün ekibi daha da yetkinlik anlamında yükseltmeniz çok mümkün. Burada gerçekten ikili üçlü çalışmanın başarısına da inanıyorum ben. Önemli olan şu, hangi yöntemi takip ederseniz edin, birincisi çok çalışmanız gerekecek. İkincisi muhakkak uygulama yapmanız gerekecek. Bunları Trailhead sistemi üzerinde sadece okuyarak, soruya cevap vererek veyahut da işte ne bileyim blog yazılarını okuyarak, sunumları okuyarak öğrenemezsiniz. Muhakkak deneme yapmanız gerekecek bu devorklarda ve deneme sistemleri üzerinde. Bu uygulamalarla beraber kendinizi daha ileriye götüreceksiniz ve Türkçeden İngilizceye doğru kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Özellikle uluslararası alanda açılım yapmak istiyorsanız. Çünkü bildiğiniz üzere Salesforce sistemi Türkçe olarak sunuluyor, tercümesi var ama oldukça kısıtlı. Tam desteklenen ana dillerden bir tanesi Türkçe değil maalesef. Aynı zamanda Salesforce'un kendi sunduğu eğitim programları, yani Trailhead gibi herkese açık olarak sunduğu ücretsiz eğitim programları ve sertifikasyon sınavı da Türkçe olarak sunulmuyor. Dolayısıyla muhakkak belli bir aşamada, belli bir seviyede İngilizce olarak bunları da yapıyor olmanız lazım. Bahsettiğim gibi düşük maliyetli seçeneklerden yüksek maliyetli seçeneklere gidebilirsiniz. Herkesin öğrenme süreci birbirinden farklı olacaktır. Süre birbirinden farklı olacaktır. Tercih edecekleri kanal ve yöntemler birbirinden farklı olacaktır. Biri video severken öbürü yazılı kaynak seviyor olabilir. Bunları deneye yanıla öğreniyor olacaksınız. Bu videomuzda da hangi eğitim kaynaklarının ve yöntemlerinin sizi başarıya götüreceğini konuşmuş olduk.